Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Yine bomba gibi bir kimya dersiyle karşınızdayız arkadaşlar. Ne yapacağız bugünkü dersimizde? Yaygın günlük hayat kimyasalları diyeceğiz. Artık 10. sınıfın son ünitesinin ilk konusundayız arkadaşlar. Yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Şöyle hemen programımıza bir bakalım. Yaygın Künlük Kimyasalları ile bugün karşınızdayız zaten. Ardından yine dop dolu bir program bizi bekliyor olacak. İkinci dönem, ikinci yazılıları geldi çattı biliyorsunuz. Onun kamp hazırlıklarıyla da karşınızdayız zaten. Ve hemen sonrasında gıdalar artık senenin son dersi olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. E, herhangi bir dersi kaçırmamaya özen gösterelim. Peki ki bu dersi tamamladıktan sonra bizi ödev olarak neler bekleyecek arkadaşlar 10. sınıf e, sıfırdan ona kimya kitabı karşımızda olacak. Burada yaygın günlük hayat kimyasalları sayfa 174'ten 188'e kadar e, bizi bekliyor olacak. Neler var içerikte şöyle onlar üzerinden geçecek olursak hemen ünitenin başlangıcı burada görüyoruz zaten. Sol taraf bize konuyu anlatan sağ taraf ise bu konuyla ilgili soruları veren bir kısımdan oluşacak arkadaşlar. Yani bir sayfa dolusu soru bizi bekliyor olacak. Her e, bölümü tamamladığımız zaman ise tarama testleri bizim karşımızda olacak. Ardından da Dinamo Kimya Kitabı'nı karşımıza alacağız. Dinamo Kimya Kitabı'nda bizi ne bekliyor peki? Ee, burada da arkadaşlar e, yine benzer şekilde eee İlk bölüm bizim ödevimiz olacak yani sayfa 191'den 204'e kadar ödev olarak alabiliriz. Burada da arkadaşlar her sayfada bize bir tane çözümlü örnek veriliyor olacak. Çözümlü örnekten sonra e, 4 tane soru her sayfada bizim çözümümüz bekliyor olacak. Yine benzer şekilde bölüm tamamlandığı anda tarama testleri karşımıza çıkacak ve e, her iki kitabımızdaki kare sayesinde video çözümlerine ulaşma şansına sahip olacağız. <laughs> Peki içeriğimizde neler var onlardan şöyle bir bahsedelim arkadaşlar biliyorsunuz en son asitler bazlar tuzlar ünitesini bitirmiştik aslında onun devamı niteliğinde bir kısım karşımıza çıkacak temizlik maddeleri diyerek başlayacağız ee, günlük hayatımızda yaygın olarak kullandığımız temizlik maddeleri nelerdir? özellikleri nedir? Bazılarının da isimlerini ezberleyerek geçeceğiz arkadaşlar. Bazı molekül yapılarına da değineceğiz. Polimerlerden bahsedeceğiz. Yaygın olarak kullandığımız tabii ki bazı polimerlerin de isimlerini birazcık ezberleyeceğiz. Geri dönüşümün öneminden bahsedeceğiz ve nasıl neler geri dönüştürülebilir onun üzerine konuşacağız. Kozmetik malzemeler diyeceğiz ve son olarak ilaçlar deyip bunlar arasındaki aslında farklardan da bahsederek konumuzu ve dersimizi kapatıyor olacağız. Hemen şöyle bir başlayalım temizlik maddeleri diyerek olarak e, temizlik maddesi olarak e, aklımıza neler geliyor ilk söylediğimizde. Tabii ki sabunlar ve çamaşır suyu ilk olarak aklımıza çıkacak e, deterjanlar, kireç kaymağı, şampuan ve diş macunu ünitemizin içerisinde yer alan bilmemiz gereken önemli temizlik maddeleri olacak arkadaşlar. Burada özellikle sabun ve deterjanlar üzerine e, yoğun olarak konuşuyor olacağız tabii ki. Sabun dediğimiz nedir? Arkadaşlar sabun biliyorsunuz tarihsel olarak çok çok eski zamanlara dayanan bir temizlik maddesi aslında. İlk insanlar bile bunu kullanmaya başlamışlar, keşfetmişler. Peki nasıl bir keşif sonucunda gelişmiş? İlk olarak arkadaşlar külden üretmişler aslında. Kül ve yağları birbirine karıştırarak sabun üretmişler ve bunu kullanmaya başlamışlar. Tabii ki teknoloji geliştikçe, bilim ilerledikçe de şunu fark etmişiz. Aslında biz, e, biz yağ asidini bir bazla tepkimeye sokarsak bir temizlik maddesi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da günümüzde şöyle bir yöntem izleniyor arkadaşlar. Yağ asitlerini herhangi hayvansal ya da bitkisel bir yağ asidini alıp sodyum hidroksit gibi bir bazla tepkimeye sokacak olursak ya da potasyum hidroksit gibi bir bazla tepkimeye sokacak olursak ürün olarak tabii ki ortaya bir tuz çıkıyor. Sonuç itibariyle bir asitle bir bazın tepkimesi olduğu için bir nötralleşme tepkimesi olduğu için bir tuz yapısının oluşmasını bekliyoruz. İşte orada ortaya çıkan tuza da sodyum stearat tuzu adını vereceğiz. Yani şu sodyumun olmadığını varsay arkadaşlar. Şurası organik bir asit. Yani aslında bir yağ asidi özelliği gösteriyor. Şimdi sodyumla bu tepkimeye girdiği zaman daha doğrusu sodyum hidroksitle tepkimeye girip sodyum iyonları bu yapıya katıldığı zaman bir tuz yapısı oluşmuş oluyor ve o tuzun yapısını da moleküler olarak böyle belirtebiliriz, gösterebiliriz. Şuradaki her bir köşenin bir karbona ve hidrojen yapısına yani atıyorum şu köşede ch 3 aralarda da CH2 CH2 şeklinde atomların ve yapıların bağlandığını düşünün. ...oldukça uzun bir karbon zincirinden bahsediyor olacağız burada. Bu molekül yapısına, bu yapıya arkadaşlar sabun adını vereceğiz işte. Eğer buradaki iyonumuz sodyumsa buna beyaz ya da katı sabun diyeceğiz. Onun yerine potasyum gelirse yani bu tepkime potasyum hidroksitle oluşturulmuşsa... ...buna da Arap sabunu ya da sıvı sabunu adını vereceğiz. Şimdi burada temizliği sağlayan temel etken şu olacak... Burada hani upuzun karbon zinciri var dedik ya biz bu uca hidrofob grup diyeceğiz hidrofob uç diyeceğiz. Çünkü arkadaşlar karbon ve hidrojenlerden oluşan yapının kutuplaşmasının olmadığını oldukça düşük olduğunu göreceğiz ve e, apolar özellik gösterdiğini söyleyeceğiz ve bizim benzer benzeri çözer gibi bir prensibimiz vardı. Su polar olduğu için buradaki apolar ucun suda çözünmüyor olmasını bekleyeceğiz suda çözülmek istemeyen bir kısmımız var. Tam tersi şuradaki uç kusma geldiğimiz zaman bunun da polar yapıya sahip olduğunu yani kutuplu olduğunu görüyoruz zaten. Oraya da hidrofil adını vereceğiz. Bak hidrofob ve fil. Fil ve fob aslında sevmek ve sevmemekten geliyor. Yani sudan korkan ve suyu seven gruplar olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla polarlığından ötürü bu kısımda suda çözülmek istiyor. Yani öyle bir yapı düşünün ki bir tarafı suda çözülmek istiyor. Diğer tarafı suda çözülmek istemiyor. İşte bu ikilem aslında onun temizleme kapasitesini getiriyor bize. Çünkü Diyelim ki bizim elimizde apolar bir kir var, bir yağ yapısı var. Suda çözünemediği için sadece su kullanarak bu temizleme işlemini gerçekleştiremiyoruz. Ama biz suyun içerisine eğer bu maddeyi katarsak, yani sabunu katarsak veya Aynı şeyi deterjanlar için de söyleyeceğiz. Bir deterjan yapısını katarsak burada gidip hem kire tutunabilecek olan kısımlar var hem de suya tutunabilecek kısımlar var. Şimdi bu moleküller sayesinde su gidip normalde kendisinde çözünemeyecek maddeyi çözünebilir hale getirmiş oluyor. Ve bulunduğu yüzeyden alıp uzaklaştırabiliyor. Deterjanda da çok benzer bir işlem var arkadaşlar. Farklarını da şöyle değerlendireceğiz. Sabunlar e, doğrudan Hayvansal veya bitkisel yağ asitlerinin sodyum hidroksitle tepkimesinden elde edilir. Deterjanlar ise belli e, petrol ürünlerinin yine aynı şekilde sodyum hidroksitle tepkimesinden elde edilir. Şimdi eğer bir sabun yapısından bahsediyorsak orada oluşan tuza sodyum stearat tuzu adını vereceğiz ve sabun olarak adlandıracağız. Eğer deterjandan bahsediyorsak yani petrol ürünlerinden biz bunu elde ediyorsak buna da sodyum lauril sülfat adını vereceğiz ve aslında deterjanın yapısında bu oluşturacak ama Temelde taşıdıkları özellikler birbirleriyle aynı. Çünkü deterjanlarda da benzer şekilde karbonlardan oluşan bir zincir yapısı var. Yani apolar bir uç var. Dolayısıyla hidrofob adını verdiğimiz bir grup var. Bir de Şöyle bir baş kısmı var burada da arkadaşlar e, polar bir uç var dolayısıyla da hidrofil özellik gösteren bir yapı var. Tıpkı sabunlarda olduğu gibi bu da hidrofil kısmıyla gidip su moleküllerine tutunurken hidrofob kısımlarıyla gidip kire tutunuyor ve aslında su ve kir arasında bir bağ oluşmasını sağlıyor. Bu sayede de kirin yüzeyden uzaklaştırılmasına sebep oluyor diyebiliriz. Her ikisinin de çalışma süreci birbiriyle bu açıdan aynı. Nasıl yapıyorlar bu temizlik işi tekrar şöyle bir gözden geçirecek olursak arkadaşlar hem sabunlar hem de için dedi ki hidrofobik bir kuyruk içerirler aslında karbon ve hidrojenlerde onu oluşan bir zincir olarak düşünebiliriz. Burası apolar olduğu için suda da çözülmek istemiyor. Diğer tarafta da bir baş kısmı var. Burası da polar kısmı oluyor. Ona da hidrofilik baş adını vereceğiz. Bu da suda çözülmek istiyor. İşte diyelim ki bir yüzey var. Bir tabağın içerisinde yağ kısmı var. Şimdi su yağı çözemediği için ortamdan bu yağ tabakasını uzaklaştıramıyor. Ama biz gidip de sabunu ya da deterjanı o suyun içerisine katacak olursak. Şimdi gelip bu molekülün kuyruk kısmı yani hidrofob kısmı apolar olduğu için yağ da apolar olduğu için gidip o yağ tabakasını tutunabiliyor öyle değil mi? Bu kuyruk kısmıyla gelip kire tutuyor. Yani böyle düşünebiliriz diğer taraftan da baş kısmında su moleküllerini tutunabiliyor İşte bu sayede su, su molekülleri gelip bu baş kısımlarından tutarak yüzeyden bunları uzaklaştırabiliyor İşte yüzeyden bunlar uzaklaşırken tutundukları yağ tabakasını da ya da apolar kiri de e, yanlarına alarak yüzeyden uzaklaştığı için temizleme olayı gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar yani aslında su ve... E, temizlik maddesi arasında e, da, ya da kir arasında bir bağlantı oluşturmasını sağlayan e, maddelerdir sabun ve deterjanlar şeklinde değerlendirebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda sabun ve deterjanlara yani aynı anda hem hidrofil hem de hidrofob içeren maddelere biz yüzey aktif maddeler adını vereceğiz. Çünkü bunlar yüzey geriliminin de aynı zamanda azalmasına sebep olan maddelerdir. Peki sabun ve deterjanları birbiriyle kıyaslayacak olursak ne gibi farklılıklar var? Arkadaşlar sabunların elde edilmesinde diyoruz ki bitkisel ya da hayvansal yağlar kullanılır. Ama deterjanlarda petrol türevleri kullanılır. Dolayısıyla da e, sabunlar doğada kolaylıkla parçalanır. Sonuç itibariyle doğal maddelerden elde ettiğimiz için doğada kolaylıkla parçalanabiliyor. Ama deterjanlar e, doğada kolaylıkla parçalanabilir maddeler değil. Bu yüzden deterjanların kirletici etkisi sabunlara göre çok daha yüksektir. Bunun yanı sıra insan vücuduna sabunların herhangi bir zararı yoktur. Ama e, deterjanlar çok daha güçlü kimyasallar olduğu için insan vücuduna ve özellikle cildine ciddi zararlar oluştururlar toprak ve su kirliliğine sabunlar zarar vermezler. E ee, neden olmazlar? Çünkü arkadaşlar herhangi bir şekilde doğada uzunca kalma durumları yok. Hemen biyolojik olarak arıtılıp e, engellenebiliyorlar. Ancak deterjanlar e, doğada uzunca süre kaldıkları için hem su hem de toprak kirliliğine neden oluyorlar. Sabunlar sert sulardaki kalsiyum ve magnezyum gibi iyonlar ile çökelek oluştururlar. Bu yüzden de arkadaşlar temizleme özelliklerini kaybederler. Yani sert bir su varsa eğer sabunun temizlik işlevini gerçekleştiremez ya da olması gerekenden çok daha az gerçekleştirir. Ama deterjanlardan bahsedecek olursak sert sularda herhangi bir çökelek oluşturmazlar bu yüzden de sudaki sertlikten etkilenmezler temizlik yapmaya devam ederler. Yani ilk 4 maddeye baktığımız zaman sabunlar e, deterjanlara göre çok daha uygun tabii ki daha e, doğru tercih olacak ama 5. madde deterjanların sabunlara üstün olduğu tek nokta olacak diyebiliriz ve tekstil ürünlerine gelecek olursak yani temizlik işlemini hangisiyle yaparsak daha doğru hamleyi yapmış oluruz? Sabunlar tekstil ürünlerimize yıpratmazlar arkadaşlar. Onlara zarar vermezler. Ama deterjanlardan bahsediyorsak çok daha fazla yıpranmalarına sebep olur. Çok daha az kullanımda e, tekstil ürünlerimizi atmak zorunda kalabiliriz. Tabii ki deterjanlar daha güçlü kimyasallar oldukları için daha iyi bir temizlik sağlarlar ama e, aynı zamanda da kullanım ömrünün azalmasına sebep olur. Tabii bunların yanı sıra Doğal maddelerden ve kaynağa bağımlı olmayan maddelerden elde ettiğimiz için sabunlar hem daha kullanışlıdır hem daha ucuza mal olabilen maddelerdir. Oysa ki deterjanlar bir kaynağa bağlılar sonuç itibariyle petrol bittiği anda artık deterjan da üretemiyor hale geleceğiz. E, bu yüzden de daha pahalı ve kaynağa bağımlı olması da onları yine e, daha olumsuz hale getirmiş oluyor. Diğer temizlik maddelerini şöyle bir gözden geçirecek olursak arkadaşlar şampuanlardan bahsettik tabii ki e, temel kullanım amacı nedir saçları kirlende, kirlerden arındırmaktır e, özellikleri nelerdir peki oldukça kolay kullanıma sahiplerdir arkadaşlar. Ancak tabii ki olumsuz yönleri de var. Alerjik etkisi olabilir şampuanların. O yüzden kullandığımız şampuana e, çok önem vermemiz, dikkat etmemiz, içeriğine e, özen göstermemiz gerekiyor ve aşırı kullanım arkadaşlar şampuanların da tabii ki çok olumsuz yollara sebep oluyorlar. E, saç dökülmelerine neden olabiliyorlar. Yani saçlarımızı dökülmeden ...korumasını istediğimiz maddenin tam tersine dökülmeye sebep olduğunu görebiliriz. Aşırı kullanımından bu nedenle kaçınmalıyız. Çok benzer şeyleri diş macunu içinde söyleyeceğiz. Temel amacı nedir arkadaşlar? Yiyecek parçacıklarının e, asitliğini nötralize ederler. Bu yüzden e, tabii ki şu ana kadar saydığımız tüm temizlik maddelerinin bazik olduğunu söyleyeceğiz. Diş macunu da aynı şekilde bazik özellik gösterir. Dolayısıyla da dişlerimizdeki bu asitliği nötralize eder ve bu da çürümeye karşı önlem almamızı sağlar. Ama yine tam tersi şekilde fazla kullanırsak aşırı kullanırsak bu da diş minesine zarar verir. Bu defa da fazla fazla fırçaladığımız için dişlerimizin çürümesine zarar görmesine sebep olmuş oluruz. O yüzden her şeyi kararında yapmak gerekiyor. Çamaşır ve suyu ve kireç kaymağına gelecek olursak arkadaşlar birbirine çok benzer iki yapı var aslında karşımızda. Çamaşır suyu dediğimiz yapı sodyum hipoklorit yani NaClO bileşiğidir. Kireç kaymağı ise kalsiyum hipoklorit yani aynı iyonlardan oluşmuş e, iki farklı maddeden bahsediyoruz. CaOCl2 gibi bir formüle sahip. Birinde sodyum, diğerinde kalsiyumu kullanmışız ama anyon olarak aynı e, iyonlar ortamda bulunuyor. İkisinin görevi de amacı da mikropları öldürme aslında hijyen amacıyla kullandığımız maddelerdir diyoruz. Çamaşır suyunu temelde genel olarak çamaşırları ağartma yani beyaz olan çamaşırların renginin açılmasını sağlamak, beyazlamasını sağlamak için kullandığımız ve tabii ki hijyeni sağlamak için kullandığımız bir maddedir. Kireç kaymağını da genellikle yosunlaşmayı önlemek için kullandığımızı belirtebiliriz. Polimerlere gelecek olursak arkadaşlar öncelikle nedir polimer şöyle bir tanımından gidecek olursak bakın çok küçük maddelere çok küçük daha doğrusu molekül yapılarına monomer adını vereceğiz. Ve bu monomerle küçük molekül yapıları birleşe birleşe binlercesi bir araya geldiği zaman bize polimer adını verdiğimiz yapıyı oluşturacak. Yani iki tane monomer molekülü var diyelim ki birleşti onun adı dimer oldu iki yapılı anlamına gelen ya da 3 ee, tanesi bir araya geldiği zaman trimer 4 tanesi geldiği zaman tetramer oluyor binlerce olduğu zaman bu molekül yapıları ise polimer adını alıyor hani biyolojiden biraz daha hatırlarsak e, ...monosakkarit, disakkarit, polisakkarit gibi bir konumuz vardı hatırlarsanız. Oradaki aslında e, yapı yine polimerleşmenin doğal bir örneğidir sadece. Monosakkarit dediğimiz oradaki monomer, e, polisakkaritler mesela bir nişastı ise polimere örnek olarak verilebilir. Ya da amino asitler orada monomer özellik gösterirken... Proteinler binlerce amino asitin bir araya gelerek oluşturduğu proteinler polimer olarak değerlendirilebilir. Ee, bunlar doğal polimerlerdi. Bir de yapay polimerler var ki genel olarak yapay polimerlere de plastik adını veriyor olacağız arkadaşlar. Ee, küçük monomer yapılarının molekül yapılarının binlercesinin bir araya gelerek oluşturduğu tek ve kocaman molekül yapıları olarak değerlendirebiliriz ve genel olarak ham madde ee, burada petrol ürünleri karşımıza çıkacak. Yani petrol ürünlerini kullanarak bu polimerleşme tepkimelerini gerçekleştiriyoruz ve istediğimiz teknolojik ürünlere ulaşıyoruz. Pet şişeler, işte kullandığımız bazı e, plastik çatal kaşıklar, kredi kartlarımız, e, pipetler bunlar örnek olarak verilebilir. Peki yaygın olarak kullandığımız polimerler neler? Arkadaşlar ilk olarak polietilenden bahsedeceğiz. Aslında ismi monomeri ile ilgili de bize bilgi vermiş oluyor. Bak poli etilen diyorsa bu aslında etilen monomerinin polimerleşmesiyle elde edilen e, plastik yapısı olarak e, değerlendirebiliriz. Kendisini PE gibi bir sembolle gösteriyoruz bu arada. Poli etilen sembolü anlamında. Nerede kullanıyoruz peki? Torbalarda, şişelerde, boru, ambalaj malzemesi bu tarz plastik yapılarında kullandığımız temel polimer poli etilen oluyor. Prop Plan var arkadaşlar. Propilen monomerinden elde edilen polimer yapısı polipropilen olarak karşımıza çıkacak. E kendisini PP gibi bir sembolle biliyoruz bu arada tabii ki. Nerede kullanıyoruz peki? Laboratuvar ve mutfak kaplarında yapay çim, ameliyat malzemeleri, oyuncak bunların temel bileşeni olarak polipropilen e, polimerini kullanıyoruz. Polivinil klorür arkadaşlar PVC gibi bir e, yapıya sahip olan hani bu Genellikle işte e, kapı pencerelerde kullandığımız o beyaz polimer plastik yapıdan bahsediyoruz aslında. E, demek ki vinil klorür e, monomerinin polimerleşmesiyle elde ettiğimiz bir yapı şişe yer döşemesi hortum ambalaj malzemeleri e, PVC ile elde ediliyor. etilen ya da eten olarak karşımıza çıkacak. Molekül yapısına da teflon olarak biliyoruz arkadaşlar. Tabii ki teflon e, tava, teflon, tencere olarak karşımıza çıkıyor. Nerede kullanıyoruz genellikle? Destek malzemesi, tecrit malzemesi, endüstri kapları ve yine yanmaz, yapışmaz tava ve tencerelerde e, teflon malzemesini kullanıyoruz. Polistirene gelecek olursak arkadaşlar polistirende PS gibi bir sembole sahip ambalaj yapımı kapılar kaplar şırıngalarda kullandığımız yapı e, stiren monomerinin polimerleşmesiyle elde ediyoruz. Ya da Poli etilen taraftalat yapısı pet olarak bildiğimiz yapıyı tabii ki hani pet şişelerden en çok karşımıza çıkıyor. Yiyecek içecek kapları ve sentetik fiberlerde e, bu polimer yapısını kullanıyoruz. Geri dönüşüme gelecek olursak arkadaşlar hangi amaçla yapılıyor geri dönüşüm ve nelerde geri dönüşüm şansı var? Tabii ki ham madde ihtiyacını azaltmak için sonuç itibariyle bir plastikteki geri dönüşümden bahsediyorsak mesela yani polimer malzemelerdeki geri dönüşümden bahsediyorsak Petrolü olan bağımlılığımızı e, azaltmak için burada geri dönüşümü kullanmamız gerekiyor. Ya da camdaki geri dönüşüm yine aynı şekilde onu ham madde bağlılığını azaltmak için ya da metal e, tabii ki yine bir kaynağa bağlı olarak kullandığımız maddeler e, bunlara bağımlılığı azaltmak için ve ihtiyacı azaltmak için geri dönüşme ihtiyaç duyuyoruz. Benzer şekilde arkadaşlar sadece ham madde ihtiyacını azaltmasının yanı sıra e, atıkların çevreyi kirletmesini de engellemek için bunların tabii ki geri dönüşmeye sokulması gerekiyor. Özellikle plastikler gibi yani polimerler gibi doğa tarafından tekrardan geri dönüştürülemeyen, daha doğrusu doğa tarafından bozulamayan maddelerin doğaya atılması çok ciddi kirletici etkilere sahip oluyor. Bu etkileri ortadan kaldırmak için de geri dönüşüme özellikle önem vermemiz gerekiyor. Polimer maddesi imal etmek yerine kullanma enerji tasarrufu sağlar arkadaşlar. Yani tabii ki sadece burada polimerden bahsetmeyeceğiz. Herhangi bir geri dönüşüm süreci sadece Kullanılan ham maddeyi değil enerji konusunda da tasarrufumuzu sağlayacak bir şeyi en baştan sıfırdan imal etmek için kullanacağımız enerjiyle tabii ki geri dönüştürürken kullanacağımız enerji arasında ciddi bir fark olacak. Ve e, bahsettiğimiz yine bu sebeplerden ötürü doğal dengeyi de bozmamız engellenecek. Özellikle yine plastiklerin geri dönüşümü doğal dengenin de korunması için çok önemli bir yere sahip olacak. Geri dönüşüm sembolleri ne anlama geliyor? Peki arkadaşlar kullandığımız plastik malzemelerin üzerinde şöyle geri dönüşüm sembolleri görürüz. Ve içerisinde de bazı sayıların yer aldığını görürüz. Birden yediye kadar sayılar yer alır. Burada aslında o maddenin üretilirken kullanılan polimer maddenin hangisi olduğu konusunda hangileri olabileceği konusunda bizi bilgilendiren bir sembol karşımıza çıkar. Dolayısıyla da arkadaşlar, plastik maddeler hani e, ayrı, birbirinden ayrılırken e, sınıflandırılırken bu kodlar kullanılarak sınıflandırılır. Böylece doğru e, geri dönüşüm yöntemi uygulanır ve e, bu plastik malzemelerin ne kadar iyi oranda geri dönüşümünün mümkün olduğunu da bize aslında söyleyen kodlar bunlar olur arkadaşlar. <laughs> Kozmetik malzemeleri şöyle bir tanımlamaya girecek olursak arkadaşlar. Kozmetik malzeme dediğimiz şey e, aslında tanımı amacıyla ortaya çıkıyor arkadaşlar. Diyeceğiz ki güzelleşme ve hoş görünme ya da hoş kokma amacıyla kullanılan bütün malzemeler kozmetik malzemelerdir. Ve bütün kozmetik malzemelerin aslında iki temel bileşeni vardır. Bir ana ham madde, bir de yardımcı ham madde vardır deriz. Mineraller, yağlar, esanslar, vakslar, esterler ya da esterler genellikle ana ham maddeyi oluşturur. Yani aslında istediğimiz amacı bize sunan maddeler bunlardır. Yardımcı ham madde de bu ana ham maddenin kullanımını kolaylaştıran e, diğer maddelerdir. Ne gibi? Boğaya gibi, nemlendirici gibi, çözücü gibi maddeler e, bu ana ham maddenin kullanımını kolaylaştıran ve kullanılabilir hale gelmesini sağlayan diğer bileşenlerdir. Nelerin peki mesela kozmetik malzeme olarak bilmemiz gerekiyor? Saç boyası, ruj, parfüm, saç jölesi, fondöten ve kalıcı dövme. Ee, özellikle bilmemiz gereken ee, ...kozmetik malzemeler değil günlük hayatımızda da yoğun olarak kullandığımız malzemeler bunlar tabii ki... ...ve yine ortak bir kötü özelliği var bu kozmetik malzemelerin taşıdıkları zararlı bazı kimyasallar. Neler olabiliyor bunlar peki? Ağır metaller yer alabiliyor kozmetik malzemelerinde. Koku maddeleri veya fıtalat adını verdiğimiz oldukça zararlı zehirli maddeler yer alabiliyor. Dolayısıyla kozmetik malzemelerin aşırı tüketiminin çok ciddi sağlık zararları ortaya çıkabiliyor. İlaçlara gelecek olursak arkadaşlar aslında köken olarak kullanım açısından birbirine çok benzer yapılar kozmetik malzemeler ve ilaçlar. Burada bir maddenin kozmetik mi ilaç mı olması konusunda ayırımı yapmamızı gerektiren şey niyet oluyor aslında. Eğer iyileşme amacıyla ya da bir hastalıktan korunma amacıyla biz bir maddeyi kullanıyorsak buna ilaç diyoruz. Güzelleşme amacıyla kullanıyorsak buna kozmetik madde diyoruz. Çünkü aslında süreç ikisinde de birbirine çok benziyor. İlaçta da e, bir etken maddemiz var, bir de dolgu malzemesi var. Nasıl ki e, kozmetik malzemelerinde yine aynı şekilde bir ana ham madde, bir yardımcı ham madde vardı, burada da. Etken madde ve dolgu malzemesi var. Etken madde asıl ihtiyaç duyduğumuz, istediğimiz madde oluyor. İstediğimiz etkinin oluşmasına o sebep oluyor ama onu doğrudan kullanamayacağımız için kullanılabilir hale getiren de bir dolgu malzememiz oluyor. Bu da bizi farklı ilaç formlarının oluşmasına yönlendirmiş oluyor. Mesela hap gibi bir ilaç formu oluşuyor arkadaşlar. Tabii ki katı halde olmasını bekliyoruz. Sert, sıkıştırılmış bir ilaç formudur diyoruz ve hapları tabii ki ağız yoluyla tüketiyoruz arkadaşlar. Bu e istediğimiz et, yani daha doğrusu etken maddenin istediğimiz etkilerin ortaya çıkmasını bu formu sağlamış oluyor aslında. Veya şurup adını verdiğimiz bir ilaç formu tabii ki sıvı formda bir ilaç formu olarak karşımıza çıkıyor. Konsantre yani yoğun bir çözelti özellikle bir glikoz şurubu içerisinde arkadaşlar e, ...etken maddenin vücuda alınmasını sağlıyor. Tabii ki onu da yine ağız yoluyla almış oluyoruz. Glikoz şurubu kullanıyoruz dedik, konsantre bir çözelti oluşturuyoruz dedik. Bu da etken maddedeki istenmeyen tadın bastırılmasını sağlamak için aslında e, bu çözeltiyi oluşturuyoruz. İğneye gelecek olursak arkadaşlar, iğne istediğimiz etkinin en hızlı şekilde ortaya çıkmasını sağlayan ilaç formudur. Ne yapıyoruz peki? Bir iğne vasıtasıyla, bir enjektör sayesinde kas altına veya doğrudan e, damarın içerisine ilacın aktarılmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla da en hızlı şekilde etkinin ortaya çıkmasını iğne vasıtasıyla elde edebiliyoruz. Merheme gelecek olursak arkadaşlar, kendisini yarı katı form olarak değerlendiriyoruz. E, dağıtıcı bir madde sayesinde deri yoluyla etken maddenin alınmasını sağlayan ilaç formudur. Merhem veya krem olarak karşımıza çıkabilir. Haydi birkaç tane soruya bakalım o zaman. İlaçlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Vücut fonksiyonlarını değiştirme etkileri vardır. Bu sayede zaten iyileşmeyi sağlarlar. Bitkisel kaynaklı olabilirler ki genellikle bitkisel kaynaklıdır. Tedavi amaçlı kullanılırlar. Evet bu da tabii ki doğru bir ifadedir. İlaçların temel amacı e, tedavi yapmaktır. Sabun ve deterjanlarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Hidrofil ve hidrofob grup içerdiklerinden dolayı yüzey aktif maddelerdir. İkisinin en temel özelliği en ortak özelliği buydu zaten arkadaşlar. Bu ikisini de içerdikleri için apolar kir yapılarının suda çözülmesini ve temizlenmesini sağlıyorlardı. Ve bir taraftan da yüzey aktif özellik gösterir. Dolayısıyla da suyun yüzey geriliminin azalmasına sebep olurlardı. Genellikle apolar özellikteki kir yapılarının temizliğinde kullanılırlar. Zaten polar olan bir kiri su tek başına da temizler. Dolayısıyla biz apolar bir kiri yani suda çözüp temizleyemediğimiz bir kiri sabun ve deterjanlar vasıtasıyla temizleriz. İki temizlik maddesi de sert sularda kullanıma uygun değildir. Bu ifademiz yanlış. Neden arkadaşlar? Sabunlar sert sularda temizliğe uygun değiller ama deterjanlar sudaki sertlikten etkilenmedikleri için temizlik kapasitelerini korurlar demiştik. Konu biterken diyelim neler yaptık arkadaşlar. Temizlik maddelerinden bahsettik. Polimerlerden bahsettik. Geri dönüşüm yöntemleri üzerine konuştuk. Kozmetik malzemeleri genel anlamda değerlendirdik ve ilaçlar üzerine konuştuk. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize e, sevgiler sunuyorum. Dikkat edin kendinize ve tekrar görüşmek üzere.